HP dizüstü bilgisayar ışık ve sesli uyarı kodlarını anlama. HP dizüstü bilgisayarınız doğru şekilde başlamazsa, sorunu tanımlamanıza yardımcı olmak için yanıp sönen ışıklar, bip sesleri veya her ikisini birden kullanır. Yanıp sönen ışıkları aramak için 3 konum vardır: Caps Lock tuşu, Num Lock tuşu veya her ikisinde birden yanıp sönen bir ışık olup olmadığına bakın. Bazı modellerde ışıklar Caps Lock tuşunun yanında ve Num Lock tuşunun yanında yanıp söner. Ve bazı durumlarda dizüstü bilgisayarın pil gücü simgesi yanıp söner. Şimşek gibi görünür. Dizüstü bilgisayarınızda pil gücü göstergesi yoksa ürün kılavuzuna bakın. Ayrıca bip sesleri de duyabilirsiniz. Bazı dizüstü bilgisayarlarda yalnızca yanıp sönen ışıklar görüntülenir. Yeni dizüstü bilgisayarlarda kırmızı ışıklar ve beyaz ışıklar vardır. Diğer bilgisayarlarda tamamen beyaz ışıklar bulunur. İşte bilgisayarın size ne söylemeye çalıştığını anlamanın anahtarı. Işık kodu döngüsünün başlamasını bekleyin ve ışıkların ve bip seslerinin sayısını ve bunların uzun mu kısa mı olduğunu belirleyin. Hiçbir ışığın yanmadığı duraklamaya kadar bekleyin. Duraklama Işık kodu döngüsünün başlamak üzere olduğunu belirtir. Duraklamadan sonra ışıklar birkaç saniye yanıp sönecektir. Sonra tekrar duracaklardır. Bu bir ışık kodu döngüsüdür. Döngüye tekrar bakalım. Duraklama, yanıp sönen ışıklar ve duraklama. Bilgisayarın size ne söylediğini anlamak için ışıkların durmasını bekleyin. Tekrar yanıp sönmeye başladıklarında ışıkların uzun mu yoksa kısa mı yanıp söndüğüne dikkat edin. Bir hata ışık döngüsüne bakalım. Işıkların duraklamasını, ardından tekrar yanıp sönmeye başlamalarını izleyin. Uzun mu yoksa kısa mı yanıp sönüyorlar? Kaç uzun yanıp sönme ve kaç kısa yanıp sönme var? Tekrar izleyelim. Işıkların yanıp sönmelerinin durmasını bekleyin. Işıklar yanıp sönmeye başladığında uzun mu yoksa kısa mı yanıp sönüyorlar? Kaç tane uzun ve kaç tane kısa yanıp sönme var? Bu sefer her tür yanıp sönmenin sayısını yazın. Uzun yanıp sönme sayısını ve ardından kısa yanıp sönme sayısını yazın. İki uzun yanıp sönmenin ardından üç kısa yanıp sönme oldu. Uzun yanıp sönme sayısından başlayarak not alın. Işıkların yanıp sönmesi durursa Tekrar açabilirsiniz. Güç düğmesine basın. Işıklar daha önce yaptıkları gibi yanıp sönecektir. Işıkların yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Ardından uzun yanıp sönme sayısını ve kısa yanıp sönme sayısını sayın. Uzun yanıp sönme sayısından başlayarak not alın. Bir web tarayıcısında support.hp.com led bip kodunu arayın. Dizüstü bilgisayarınız için HP destek belgesini seçin. Şimdi bu tabloya bakın. Dizüstü bilgisayar bip sesi çıkarırsa işlem aynıdır. Işıkların ve bip seslerinin durmasını bekleyin. Işıkların kaç kez yanıp söndüğünü ve bip sesini kaç kez duyduğunuzu yazın. Şimdi bu tabloya bakın.